ve Sedat Polat hocamız gerçekleştirecek. Hocalarımız kamu ihalelerinde çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeni bir enstrüman olarak karbondioksit emisyonları performans merdiveni uygulaması hakkında bize bilgi verecekler. Buyurun sayın hocalarım. Herkese merhabalar. Öncelikle sesim geliyor mu hocam? Geliyor, buyurun. Bugün ben size kamu ihalelerinde karbondioksit performans merdiveni uygulamasından bahsedeceğim. Kendimden bahsetmem gerekirse Zonguldak Bilent Ecevit Üniversitesi Maliye Yüksek Lisans öğrencisiyim. Şu anda tez dönemindeyim. Çalışmamızın amacı karbondioksit performans merdiveninin kamu ihalelerindeki kullanımı, avantajları ve dezavantajları üzerine odaklanılmıştır çalışmamızda. Öncelikle sürdürülebilirlik kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilirlik günümüzde hem çevresel hem de sosyal açıdan oldukça önemli bir kavramdır. Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak şeklinde tanımlamalar yapılabilmektedir. Sürdürülebilirlik üç temel boyutta ele alınmaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak. Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kaynak yönetimi ve yenilikçi çözümlerle birleştirerek gerçekleştirmeyi amaçlar. Sosyal sürdürülebilirlik ise toplumsal adaleti ve eşitliği sağlamak, işçi haklarını korumak gibi sosyal boyutlara odaklanır. Asıl bizim konumuzla bağlantılı olan çevresel sürdürülebilirlik ise doğal kaynakların tükenmesini önlemek, biyoçeşitliliği korumak, sera gazı emisyonlarını azaltmak gibi hedeflerle ilgilenmektedir. Sürdürülebilirlik ve kamu alımı arasında da güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Bağlantı bulunmaktadır. Kamu alımları çevresel etkileri azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tercihler yapabilir veya atık azaltımını teşvik edebilirler. Yani kamu alımları sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında önemli bir katalizör rolü üstlenmektedir. Doğru stratejilerle yönlendirildiğinde bu alımlar çevresel ve sosyal etkileri azaltmak, toplumsal refahı artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için güçlü bir araç haline gelebilmektedirler. Genel olarak kamu alımları ekonominin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Çünkü devletler geniş çapta mal ve hizmet satın alırlar. Bu alımlar özellikle büyük projelerde ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda kamu alımlarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre de değişiklik göstermektedir. OECD verilerine göre gelişmiş ekonomilerde kamu alımlarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı genellikle %10 ile %20 arasında değişmektedir. Ancak bu oran ülkelere göre ve ekonomik faaliyetlere göre önemli ölçüde farklılık da gösterebilir. Örneğin bazı ülkelerde savunma harcamaları gibi özel alanlarda kamu alımları daha yüksek olabilirken diğerlerinde eğitim ve sağlık gibi hizmetler için yapılan harcamalar öne çıkabilmektedir. Türkiye'de ise son yıllarda daha çok ulaşım ve altyapı yatırımlarına odaklanılmıştır. Kamu alımları genel olarak devletlerin ve kamu kurumlarının mal ve hizmet satın alma süreçlerini ifade etmektedir. Yeşil kamu alımı ise bu genel tanımdan biraz farklıdır. Yeşil kamu alımı çevresel etkileri en aza indirmeyi ve sürdürülebilirlik ilkelerine teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla yeşil kamu alımı sürecinde devletler ve kamu kurumları çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alarak mal ve hizmet satın almaktadırlar. Bu bağlamda kamu alımları genellikle sadece ekonomik faktörlere odaklanırken yeşil kamu alımı çevresel ve sosyal faktörlere de odaklanmaktadır. Yeşil kamu alımı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı malzemelerin ve hizmetlerin tercih edilmesine teşvik edebilir. Enerji verimliliğini artıran ürünleri tercih edebilmektedir. Bu nedenle yeşil kamu alımı sadece maliyet etkinliğine değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi daha geniş hedeflere hizmet etmektedir. Bu yaklaşım toplumun genel çevresel performansını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasını sağlayabilir. Yeşil kamu alımının temel hedeflerini incelediğimizde
karbon emisyonlarının azaltılması, enerji ve su tasarrufu sağlanması gibi çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacı taşır. Geri dönüştürülmüş ürünlerin veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi gibi sürdürülebilir mal ve hizmet kullanımı amacı taşır. Çevresel açıdan yenilikçi ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesi, bu alanda yatırımlar yapılması gibi yeşil teknoloji ve inovasyonları destekler. Çevre dostu ürün ve hizmet kullanımıyla toplumun genel refahının artırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının korunması gibi de toplumsal refahın artırılması amacı taşımaktadır. Kamu alımlarında yeşil kriterler genellikle çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği gibi faktörleri içermektedir. Çevresel teknik özellikler seçim kriterleri, hariç tutma kriterleri ve ödül kriterleri olarak belirtilen bu kriterler, ürün veya hizmetin çevresel etkilerini azaltan veya sıfırlayan kriterlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çevresel teknik özellikleri incelediğimizde ürün veya hizmetlerin çevresel performansını tanımlayan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini minimize etmeyi veya en aza indirmeyi amaçlar. Örnek olarak enerji verimliliği, su tasarrufu, atık azaltımı gibi örnekler verilebilmektedir. Hariç tutma kriterlerinde ise belirli şartları karşılamayan tedarikçilerin dışlanması sağlanır. Örneğin çevresel düzenlemelere uymayan veya belirli sosyal standartları karşılamayan firmaların teklifleri reddedilebilir. Seçim kriterlerine baktığımızda ise isteklinin teklif verdiği ihaleyi yürütme konusunda yetkin olup olmadığına odaklanılmaktadır. Bu noktada doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya ve toprağa verilen zararın en aza çekilmesini hedefleyen standart olan ISO ve benzeri sertifikalar talep edilebilmektedir. Asıl bizim konumuzla bağlantılı olan ödül kriterlerinde ise yeşil kamu alımında sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler üzerine ekstra puan veya avantaj sağlayan kriterlerdir. Örnek olarak da yenilikçi çevresel teknolojilerin kullanımı veya yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörler ödül kriterleri olarak değerlendirilebilmektedir. Bu kriterler kamu alımlarında sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı ve çevresel etkileri minimize indirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu kriterler arasında ürünlerin veya hizmetlerin üretiminden kullanımına ve bertarafı süreçlerine kadar olan yaşam döngüsünde oluşan sera gazı emisyonları yer alabilir. Dolayısıyla karbondioksit performans merdiveni yeşil kamu alımında kullanılabilecek bir araç olarak düşünülmektedir. Karbondioksit performans merdiveni 2019 yılında Hollanda'da İklim Dostu Tedarik ve Girişimcilik Vakfı tarafından oluşturulmuştur. Şirketlerin ve kurumların karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik bir çerçeve yönetim sistemidir. Enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmek için tasarlanmıştır. 14,5 yıllık yolculuğunda Hollanda'da 150'den fazla ihale yetkilisi tarafından benimsenmiş, satın alma uygulamalarını şekillendirmiş ve çevresel sorumluluk kültürünü de teşvik etmiştir. Belçika, İrlanda, Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerde de uygulanmaktadır. Şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik bir yol haritası sunması ve sürdürülebilirlik çabalarını yönetmelerine yardımcı olması amacıyla merdivenin her bir basamağında 4 ana unsur belirlenmiştir. İlk aşama olan A aşamasında sera gazı emisyonlarının kapsamlı bir envanterinin oluşturulması, emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan sağlanan emisyonların belirlenmesi gibi unsurlar yer almaktadır. Bu aşamada temel olarak kurum ve şirket veya şirket sera gazı emisyonlarını anlamak ve ölçmek için gerekli adımları atmaktadır. B aşamasında karbon nötr veya düşük karbonlu bir işletme olma stratejilerinin geliştirilmesi gibi unsurlar yer alır. Yine bu aşamada kurum veya şirket belirlenen emisyon verileri ve analizlerine dayanarak gelecekteki hedeflerini belirler ve stratejik planlarını oluştururlar. C aşamasında enerji verimliliğini artırmak için teknolojik yatırımlar yapmak, çalışan eğitim ve farkındalık programları düzenleme gibi unsurlar yer almaktadır. Son aşama olan D aşamasında ise yatırımcılara ve diğer paydaşlara yönelik sürdürülebilirlik performansının iletilmesi gibi unsurlar yer alır. Bu aşamada kurum veya şirket sektör içinde karbon azaltımı ile ilgili girişimlere katılım sağlar. Bu unsurların her biri
kurum veya şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilerlemesini sağlamak için kullanılan temel unsurları temsil etmektedir. Her aşama emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için belirli adımları içerir ve sürekli iyileşmeyi teşvik eder. Karbondioksit performans merdiveni şirketlerin karbon emisyonlarını azaltma çabalarını yönlendiren ve ölçen bir araç olması dolayısıyla daha iyi bir iyileşme süreci gerçekleştirmek için de 5 farklı seviye belirlemiştir. Her bir seviyede şirketlerin karşılaması gereken bir dizi gereksinim bulunmaktadır. En temel bilinç seviyesinde, birinci seviyede temel bilinç ve yönetim seviyesi olarak adlandırılır. Şirket karbon emisyonlarını izler ve raporlar. İkinci seviyede enerji verimliliği ve azaltma stratejileri seviyesi olarak adlandırılır. Şirket karbon emisyonlarını azaltmak için somut adımlar atar. Yönetim ve tedarik zinciri entegrasyonu seviyesi olan üçüncü seviyede ise şirket karbon azaltma stratejilerini iş süreçlerine entegre eder ve tedarik zincirindeki paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. Kendi kendine ayarlama ve sektörel değişim seviyesi olan dördüncü seviyede şirket karbon emisyonlarını hedeflerine ulaşmak için kendi süreçlerini, ürünlerini ve işbirliklerini dönüştürür ve sektörel değişimi teşvik eder. Liderlik olan son aşamada ise şirket yenilikçi çözümler geliştirir ve sektörde liderlik rolü üstlenmektedir. Şirketlerin sertifikayı alabilmeleri ve sertifika varlığını sürdürebilmeleri için merdivenin her seviyesindeki genel gereksinimleri ve A, B, C ve D olarak belirttiğimiz dört ana unsurdaki gereksinimleri karşılamaları gerekmektedir. Kısaca birinci seviyede şirketler karbon emisyonlarını izlemeye başlar ve karbon ayak izlerini belirlerler. İkinci seviyede karbon emisyonlarını etkileyen faktörleri daha detaylı bir şekilde analiz ederler. Üçüncü seviyede iyileştirme stratejileri geliştirirler ve uygularlar. Dördüncü seviyede karbon azaltma çabalarını yenilikçi yaklaşımlarla desteklerler. Ve son seviye olan beşinci seviyede ise sürdürülebilirlik konusunda liderlik rolü üstlenir ve endüstri standartlarını belirlerler. Ayrıca bir üst seviyedeki sertifikaya ulaşmak için önceki seviyelerde yer alan gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir. Merdiven şirketlere bazı avantajlar da sağlamaktadır. Peki nedir bu avantajlar? Rekabet elde etme avantajı ilk avantajdır. İhale süreçlerinde karbon azaltma çabaları ve sertifikalara sahip olmak şirketlere avantajlar sağlayabilir. Enerji verimliliği ve karbon azaltma stratejileri şirketlerin uzun vadede enerji maliyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Merdiven şirketleri yenilikçi çözümler geliştirmeye teşvik eder ve sürdürülebilirlik alanında liderlik yapmalarını sağlar. Karbon azaltma çabaları şirketlerin çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini ve topluma değer sağladığını göstermektedir. Çevresel sürdürülebilirlik ve karbon azaltımı konularında bu gibi bir avantajlar bulunsa da dezavantajlar da bulunmaktadır. Birincisi maliyetler. Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği gibi önlemlerin geliştirilmesi, stratejilerin uygulanması başlangıçta yüksek maliyetlerle ilişkilendirilebilir. Bu durumda küçük ve orta ölçekli şirketler için zorlayıcı olabilmektedir. Rekabet eşitsizliği, merdiven uygulamalarında büyük şirketler veya daha fazla kaynağa sahip olan firmalar için daha erişilebilir olabilir. Küçük işletmeler ya da daha az kaynağa sahip şirketler için rekabet eşitsizliğine neden olabilmektedir. Karmaşıklık ve uygulama zorluğuna baktığımızda merdiven uygulamaları hesaplama yöntemlerinin karmaşıklığından kaynaklı teknik zorluklarla karşılaşabiliriz bu süreçte. Tedarik zinciri etkilerine baktığımızda organizasyonların doğrudan kontrol dışındaki tedarik zinciri süreçlerini de içerebilmektedir. Tedarik zincirindeki tüm ortakların veya tedarikçilerin aynı çevresel standartlara uyum sağlaması zor olabilir. Bu da bazı organizasyonların başarılarını sınırlayabilmektedir. Bu tür sorunlar uygun yönetim ve politika düzenlemeleri ile de azaltılabilmektedir. Kamu alımlarında kullanılan yeşil kriterler arasında karbondioksit performans merdiveninin doğrudan bir kriter olarak da yer alabilmektedir. Peki nasıl olur bu? Diğer slaytta bahsettiğimiz çevresel teknik özelliklere doğrudan performans merdiveninin gereklilikleri bir kriter olarak eklenebilir. Seçim kriteri olarak karbon performans merdiveni sertifikası doğrudan talep edilebilir. Hariç tutma kriterlerinde
dioksit performansı düşük olan veya bu konuya bir hassasiyet göstermeyeni ihaleden dışlayabilirler. Ödül kriterine baktığımızda karbondioksit performans merdiveninden elde edilen veriler ve performanslar ödül kriteri olarak kullanılabilir. Düşük karbonlu ürün veya hizmetlere ek puan veya avantaj da sağlayabilmektedir. Yeşil ihalelerde merdiven ödül kriteri olarak kullanılması çevresel sürdürülebilirlik ve karbon azaltımı hedeflerini teşvik etmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Merdiven ödül kriteri olarak kullanılmasının genel işleyişi ise şu şekildedir. Her bir ihale makamı bu kriterleri kendileri belirler. Eğer teklif verenin hiçbir seviyede yer almıyorsa, teklif veren merdivenin hiçbir seviyesinde yer almıyorsa hayali indirim %0'dır. Eğer seviye 1'de yer alıyorsa %2, seviye 2'de yer alıyorsa %4, seviye 3, 4 ve 5'te yer alıyorsa ise %6 olarak verilmiştir. Tabii bu oranları her bir ihale makamı kendisi belirlemektedir. Örnek bir ihale incelediğimizde şirket ve teklif edilen tutara bakacağız. Performans merdiveni seviyesi ve indirim oranına ve hayali fiyata hangi teklif verenin ihaleyi kazandığını inceleyeceğiz. A şirketi 5 milyon TL bir teklifte bulunmuş. Merdivenin hiçbir seviyesinde yer almıyor ve indirim oranı doğal olarak %0 olarak verilmiş ve hayali fiyat yine 105 milyon TL olarak karşımıza çıkmakta. B şirketi 4.800.000 TL gibi bir teklifte bulunmuş. Merdivenin 3. seviyesinde uygulanacak indirim oranı %6 ve bu oranla birlikte hayali fiyat 4.512.000 TL'ye düşmekte. C şirketinde yine 4.700.000 TL teklif verilmiş. Merdivenin hiçbir seviyesinde yer alınmıyor. İndirim oranı 0 ve teklif fiyatı sabit kalmış. Teklif edilen tutar sahip özür dilerim, sabit kalmış. Bu durumda karbondioksit performans merdiveninin 3. seviyesinde yer alması dolayısıyla B şirketi ihaleyi kazanmıştır. Yine aynı şekilde başka bir örneğe baktığımızda resmi sitesinden şöyle bir örnek karşımıza çıkıyor. A, B ve C şirketleri her biri ayrı bir teklifte bulunmuş farklı oranlarda. Bu ihale makamı 3. seviyeye %4, 4. seviyeye ise %7 oranında bir indirim uygulamış ve bu sayede de ihaleyi kazanan şirket C şirketi olmuştur. Bazı ihalelerde kullanılamama nedenleri bulunmaktadır karbondioksit performans merdiveni. Nedir peki onlar? Bazı işletmeler veya tedarikçiler karbondioksit performansını ölçme, raporlama ve iyileştirme konusunda yeterli teknik kapasiteye sahip olamayabilir. Karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamak genellikle ek maliyetler gerektirebilir. Mevcut yasal düzenlemeler veya sektörel standartlar karbondioksit performans merdiveni gibi girişimlerin uygulanmasını kısıtlayabilir veya teşvik etmeyebilir. Bazı sektörlerde merdiven gibi çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini belirleme ve değerlendirme talebi pazar koşullarından etkilenebilir. Bazı sektörler veya bölgelerde geleneksel iş yapma yöntemleri ve standartlar karbondioksit performans merdiveni gibi yenilikçi yaklaşımların benimsenmesini de zorlaştırabilmektedir. Fakat maliyetleri artırabilecek çevresel sürdürülebilirlik çabalarını teşvik etmek ve organizasyonların uzun vadeli faydalar elde etmesine yardımcı olmak için de tercih edilebilmektedir. Peki neden tercih edilebilsin kısmına baktığımızda nelerle karşılaşıyoruz? Onları bir inceleyelim istiyorum son kez. Bir organizasyon veya işletme karbondioksit performansını iyileştirme ve çevresel etkilerini azaltma çabalarına yatırım yaparak çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterebilir. Ve bu da müşteriler ve tedarikçiler tarafından olumlu bir şekilde algılanabilir ve şirketin çevre dostu bir imaj oluşturmasında yardımcı olabilir. Rekabet gücü oluşturabilir ve piyasa fırsatları sağlayabilir. Karbon performansını artıran organizasyonlar yeşil ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde edebilirler. Uzun vadede işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir ve işletmenin karlılığını artırabilirler. Karbon performansını iyileştirme çabaları gelecekte düzenleyici risklerle başa çıkmak için önleyici bir strateji olarak görülebilir.
çevresel sürdürülebilirlik çabaları çalışanların ve diğer paydaşların memnuniyetini artırabilmektedir. Sonuç olarak karbondioksit performans merdiveninin çevreyle bağlantılı kamu ihaleleriyle sınırlı kalması ve ulusal mevzuatlarda bu tarz enstrümanın kullanımına yönelik zorunlu alanların belirlenmesi suretiyle olumlu etkiler yaratacağı sonucuna varılmıştır. Merdiven doğrudan çevreyle bağlantılı olan ulaşım, atık su yönetimi, enerji tasarrufu gibi ihalelere dahil edilebilir. Kullanımı için yasal bir altyapı gerekmektedir. İdareye takdir yetkisi verilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha etkin bir şekilde kullanılabilir. Merdiven Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliği artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak için kesinlikle uygulanmalıdır. Gelecekte daha fazla şirketin kuruluşun ve ülkenin bu aracı benimsemesi ve kullanması beklenmektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Halime Hocam. Sunumla ilgili sorusu olan hocamız var ise alabiliriz. Halime hocamızın konusu gayet güzel bir konuydu. Halime hocamız bize sürdürülebilirliğin öneminden bahsetti ve sürdürülebilirliğin de farklı alanlarda karşımıza çıkabileceğinden, hangi alanda karşımıza çıkarsa çıksın sürdürülebilirliği etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesinin karbondioksit emisyonları olduğunu ifade etti. Ve bu emisyonların da gerek ülkemizde gerekse de global çapta düşürülmesi adına kamu ihalelerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına karbondioksit performansı merdiveninin önemli sonuçlar verebileceğini ne yaptı? İfade etti. Kendilerine tekrardan yapmış oldukları sunumdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü 4 tane sunuma ait sorularınız var ise katılımcılarımızın